İyi akşamlar. Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partilerle koalisyon görüşmeleri kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmeden çıkan sonuç olumsuz oldu. Sonra 7 Haziran'dan itibaren birçok vesileyle gündeme getirdiği şekliyle hükümet ortaklığında bulunmama tarzında bir yaklaşım içinde olduklarını bir kez daha teyiden ifade ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Bahçeli'nin kendi tutumları itibariyle saygı duyduğumuz bir görüştür. Ama yine karşılıklı olarak bundan sonrasıyla ilgili de görüş teatisinde bulunduk. Arkadaşlarımızın temas halinde olmalarının faydalı olacağı hususunu da mutabık kaldık. AK Parti olarak bizim tutumumuz itibariyle bakıldığında bütün partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve bir hükümet ortaklığı kurulana kadar da bütün partilerle eşit mesafeyi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı iptal etti. Dershaneler eğitim hizmeti vermeye devam edecek. Anayasa Mahkemesi dershanelerin kapatılmasını düzenleyen kanunu iptal etti. İptal kararı oy çoğunluğu ile alındı. Bu karar sonrası 1 Eylül 2015'te kapanması öngörülen dershaneler eğitim hizmeti vermeye devam edecek. Dershanelerin kapatılarak özel okullara dönüştürülmesini içeren kanunla orta öğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması engelleniyordu. Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulunan örgün eğitim kurumlarından gerekli şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecekti. Alınan iptal kararıyla bu da son bulmuş oldu. Mahkeme gerekçeli kararını açıklasın. Hangi maddeyle ilgili olarak, ne tür gerekçelerle ne karar verdi onu net olarak görelim. Ondan sonra bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne yapmamız gerektiğini kamuoyuyla da paylaşarak açıklarız. Örgün eğitimin içindeki ve dışındaki, ortaokullardaki, liselerdeki ve mezun öğrencilerimizin hiçbirini ortada bırakmayız. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu haklarında soruşturma izni verilen 49 hakim ve savcının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Kudüs Ordusu terör örgütü iddiaları ile ilgili soruşturmada usulsüz dinleme talep eden ve bu yönde karar aldığı öne sürülen hakim ve savcılarla ilgili kararını verdi. 54 hakim ve savcının 49'u görevden uzaklaştırıldı. HSYK 2. Dairesi Başkanı Yılmaz konuyla ilgili olarak, "Hukuk dışı dinlemelerle hukuk devleti kavramı ve iddiamız tahrip edilmiştir. Bunu yapan ve yaptıranlar nesiller boyu kınansa yeridir," dedi. Ve Türkiye'nin acı bir gerçeği zamlar. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar malumunuz. Elektrik, doğalgaz, ulaşım ve son olarak suya gelen zamlarsa vatandaşı iyice zor duruma soktu. İşte Bursalıların gelen zamlara karşı verdikleri tepkiler. Zam, zam, zam. Eskiden Demirel'e, rahmetli Demirel'e çok söylerdik biz. Siz de bilmezsiniz bunu. O zam yaptıkça biz değişik söylerdik. Daha artık halk alıştı ki. Daha zamlara neyi tepki göstermiyor. Doğalgaz, elektrik, ulaşım ve son olarak su. Yapılan zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Zam gelmemesi lazım. Bizim maaşlara 20 lira zam geliyor. Faturalara gelince %10, %20 geliyor. Ben anlamadım bu işten bir şey. Asgari ücret daydı. %3 geliyor. Faturalara geliyor %20. Son zamanlarda 39 lira geliyor. 25-26 lira geliyordu. 13 lira birden zam. Bursa suyu bol olan bir memleket. Biz burada doğduk, büyüdük. Her yerde su vardı. Şimdi her mahallede, her sokakta olan çeşmeler kapatılıyor teker teker. Eskiden insanlar arabalarını çekip araba yıkarlardı. Evlerine suyu oradan alırlardı. 24 saat akan buz gibi sularımız vardı sokak başlarında. Şimdi onların hiçbirisi kalmadı. Hiçbirisi yok. Şimdi parayla su alıyoruz. Evdeki faturalar feci bir şekilde can yakıyor. Hele su zaten Bursa gibi bir yerde daha ucuz olması gereken en pahalı suyu biz kullanıyoruz. Çok pahalı. Her şey, faturalar. Şimdi halkımız bilinçlenmediği sürece bunlar hep sırtlarımıza binecekler. Yani böyle suya ulaşım, hele ulaşımdaki zam. Bu kadar halka bineceklerini biraz da kendi ceplerinden çıkarsınlar. Bizim bilinçlenmemiz lazım, örgütlenmemiz lazım. Örgütlenmediğimiz müddetçe
her şey halkın sırtına biner. Bu kadar zam zam yapacaklarına biraz daha gençlerimize, üniversiteli gençlerimize, diğer kesime iş bulsunlar. Hakikaten yıpratıcı, hakikaten zor. Yani bilemiyorum ama biz iki kişi yaşıyoruz evde. Oğlum geç geliyor. Yani bir şey yaptığı yok çocuğun ama gerçekten çok ağır faturalar geliyor. 90'lar, 100'ler. Bilemiyorum buna nasıl bir çözüm bulunur ama zor yani. Hayat zor. Yani evdeki tüketimle üretim arasında çok daha arada büyük fark var. Yani devlet diyor ya, hükümet, ben bu parayı nereden alıyorum, nereden geliyor, şunu yaptık, bunu yaptık. Halkı soyarak yaptılar. Ve kaçak elektrik kullanımı, vatandaşların bir başka şikayeti de kayıp kaçak bedellerinin kendi faturalarına yansıtılmış olması. Bu konu hakkında belki de bugüne kadar yapılan en somut yorum Nedaş sözcüsünden geldi. Devletin kayıp kaçak bedelini almak zorunda olduğunu söyledi. Döneme tekabül ediyor. Elektrik bu dönemde 30-35 yıl önce bölgeye veriliyor. Fakat faturalar yaklaşık olarak elektrikten 10-15 yıl sonra gönderilmeye başlanıyor. Bu da bölgedeki insanımızda elektriğin bedelsiz kullanılması konusunda bir ön yargı oluşturuyor. Bölgemizde yaklaşık olarak yani 6 ilimizde Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yılda ortalama 20 milyar kilovat saat enerji kullanılıyor. Ve bu enerjinin de kabaca hesapla yaklaşık olarak %70-75'i ne yazık ki kayıp kaçak olarak kullanılıyor. Sonuçta kayıp kaçak bedeli ödenmeyen elektrik demek. Ancak bu bedel bir şekilde ödeniyor. Türkiye'de var olan mevcut sisteme göre faturasını ödeyen abonelerimiz ne yazık ki bedelini ödemeden elektrik kullanan abonelerimizin elektrik bedellerini de karşılamak zorunda. Yani siz, ben, Diyarbakır'da faturasını ödeyenle Tekirdağ'da faturasını ödeyen abonemiz ne yazık ki faturasını ödemeyen abonelerimizin bedellerini yüklenmek zorunda. Bu da yaptığımız bizim daha önceki hesaplara göre faturaya yaklaşık olarak %10 ile 11 seviyelerinde bir ek yük bindirmekte. Peki bununla mücadelenin yöntemi neler? Üstün, kayıp kaçakla mücadele etmenin yolununsa teknolojik ve teknik altyapının düzenlenmesiyle daha fazla personelle denetim yapmaktan geçtiğini belirtti. Dün Bursa'da an be an kameraya yansıyan Tophane cinayetini izlemiştik. Oğlunu yaralayan 35 yaşındaki Taceddin Başoral'ı öldüren 52 yaşındaki şüpheli adliyeye çıkarıldı. İfadesinde ise oğlumun vurulduğunu gördükten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Bursa'da zamanında bitirilmeyen fabrika yüzünden çıkan silahlı kavgada oğlunu silahla ağır yaralayan Taceddin Başoral'ı öldüren Rıdayettin Serbest ifadesinde o anları anlattı. Biz oraya konuşup meseleyi çözmeye gitmiştik. Oğlumla tartışmaya başladılar. Kalabalıktılar. Ben devreye girdim. Silahlar ateşlendi. Oğlumun vurulduğunu gördükten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Yapmışımdır, doğrudur dedi. İfadesinin ardından Rıdayettin Serbest adam öldürmek suçundan bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Rıdayettin Serbest'in Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Erkan Serbest'in tedavisi ise devam ediyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Bursa polisinin sahur vakti uyuşturucu tacirlerine yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında kadın ve yaşı küçük şahısların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle uyuşturucu trafiğinin hızlı olduğu Yıldırım ilçesinin Meydancık ve Beyazıt mahallelerine operasyon yaptı. Torbacı diye tabir edilen kişilerin Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi evlerinde zulaladıklarını belirleyen narkotik timleri iki mahalledeki 17 ayrı eve sahur vakti baskın yaptı. Özel harekat timleri, çevik kuvvet polisi ve narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda satışa hazır çıkılar halinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken aralarında 3'ü bayan, 4'ü yaşı küçük 19 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bazı evlerdeki şahısların ise polis ekiplerini davulcu zannedip kapıyı kendilerinden açtıkları belirtildi. Sorguları tamamlanan 19 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa'da yaşanan talihsiz bir olayın haberi var sırada. Zemzem suyu diye turşu asidi içirilen 2 aylık bebek hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesi veriyor. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde 2 aylık Zümra Nur bebeğe zemzem suyu diye turşu asidi içirildi. İftar saatinden sonra yani yemekten sonra oturuyorduk yani sofrayı falan topladık. Annemler, kaynanamlarla üst katta oturuyorlar. Baldızım geldi, çocuğu işte götürüp sevmeleri için annesine babasına götürdü. Aradan
Bir 10 dakika falan geçmedi. Çocuk ağladı diye çocuğa su vermek niyetiyle artık mutfak dolabının altında ilaçlarla karışık artık bir şekilde zemzem suyu diye çocuğa asit veriyorlar. Biberona koyuyorlar tabi asite. Çocuk hemen bir iki yudum alır almaz tabi fenalaşıyor, hemen nefesi falan kesiliyor. Fenalaşan bebek acilen hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ağzı ve yemek borusu zarar gördü. Ağzında yine herhalde fazla yutmamış şeyi, asidi. Belki de hiç gitmemiştir ama ağzında ödemler oluşmuş. Şişkinlikler falan var, kabarmalar var. Şu an bir şey yedirip içirilmiyor çocuğa. Bugün yalnız bir su içirmişler az bir şey. Orhan Gazi'deki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Bursa'da sebze ve meyve hali dışında daha uygun fiyatla toptan ürün satan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Bursa'da Görükle'deki sebze ve meyve halini devre dışı bırakarak Yıldırım ilçesi Araba Yatağı Mahallesi'nde 5 dükkanı kiralayan kabzımallara izin verilmedi. İş yerlerinin önüne patates, soğan ve karpuz tırlarını çekip daha uygun fiyatla toptan satış yapan iş yerleri ekiplerce denetlendi. Denetime zabıta, maliye ve polis ekipleri katıldı. Hal dışında satış yapan bir iş yerinde Haziran ayında 100 bin lira ceza verilirken aynı kişinin izinsiz satışa devam ettiği belirlendi. Trafik ekipleri mal getiren tırları ve kamyonları denetlerken maliye ekipleri de dükkanlarda mali yönden denetim yaptı. 5 farklı iş yerine düzenlenen operasyonda bazı iş yerlerinin ruhsatsız satış yaptığı ortaya çıktı. İş yeri sahipleri ise yaptıklarının yasalara aykırı olmadığını savundu. Satış yapamayacaklarına dair belediyeden herhangi bir yazılı belge gelmediğini söyleyen iş yeri sahipleri, ürünleri hale bildirerek hal dışında satış yaptıklarını iddia ettiler. Tarım işçileri yine yolda can verdi. Gaziantep'te mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin kaza yapmasıyla biri bebek, 3 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine dönüyorlardı. Memleketlerine bayram için dönerken hayatları yola savruldu. Mevsimlik işçi olarak çalışan aileyi taşıyan kamyonet, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 34. kilometresinde Nizip ilçesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Halil ve Hüsniye alınmış çiftiyle 1 yaşındaki bebekleri öldü. Aynı aileden oldukları öğrenilen 13 kişi de yaralanarak Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir'de 24 yaşındaki Yeşim Korkmaz, nikahsız yaşadığı adam tarafından dövülerek hayatını kaybetti. İzmir'de hamallık yapan adam, 4 yıl önce tanıştığı eşinden boşanmış olan Yeşim Korkmaz'ı Ödemiş'teki evine getirerek birlikte yaşamaya başladı. Bu süreçte bir kız çocukları olan çift geçinememeye başladı. Ve iddiaya göre gece saatlerinde yaşanan tartışmanın ardından öfkeli adam genç kadını öldüresiye dövdü. Yeşim Korkmaz başına aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Olay sırasında yan odada uyuduğu belirlenen çocuk yakınlarına teslim edildi. Adam gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Cerattepe'deki maden faaliyetlerini değerlendirdi. Protestoların iyi niyetle bağdaştırılamayacağını söyleyen Yıldız, Türkiye'nin çıkarlarını düşünelim, ağaç sayısı kesinlikle azalmayacak dedi. Bir firmada kaldım. Ben gittim orayı bizzatihi gezdim, gördüm. Tabii güzellikleri, doğal güzellikleri çok iyi olan, Türkiye ortalamasının daha üzerinde olan bir yerimiz. Ama biz her zaman söylüyoruz, enerji projeleri çevreye rağmen değil, çevreyle beraber yapılan projeler. Bakan Yıldız bu sözlerle rahatlatmaya çalıştı çevrecileri. Madenin yer altında olacağını, doğaya da zarar vermeyeceğini belirtti. Yerüstü madenciliği yapmayacak, yeraltı madenciliği yapacak. O açıdan biz ne madenimizden vazgeçmemiz lazım Türkiye adına, ne de çevremizden vazgeçmemiz lazım. Biz oradaki madeni çıkartmamız gerekiyor. O maden Türkiye'nin ithal ettiği kaynaklardan bir tanesini ihraç etmeye dönük, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük bir çalışmadır. Herhangi bir kimyasal yapı bulunmayacak. Ne madenciliğin içerisinde ne de o çevresinde.
Yıldız yapılan protestoların iyi niyetli olmadığını savundu. Biz burada maden çıkartılmasını istemiyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ben özellikle sordum, kaç tane ağaç kesilecek? Daha üst tarafında Kafkasör tesisleri vardır. Teleferikte olan. Oraya binlerce ağaç kesildi. Ne adına? Orada insanların yararlanması adına. Kötü mü oldu? Hayır, aslında kötü olmadı. Yani gidenler bilirler. Çok güzel bir proje gerçekleştiriliyor. O ne kadar makulse, maden işleri o kadar makuldür. Hatta daha fazladır. Ben Cerattepe'de iyi niyetle, masum bir çevrecilik anlayışıyla karşı çıkanları istisna tutuyorum. Ama onun haricinde manipülatif ve spekülatif davrananlar vardır. Biz onların sözleriyle oradaki yatırımı bırakmamız söz konusu olmaz arkadaşlar. Ağrı'da bir grup PKK'lı yolu trafiğe kapatarak bir beton mikserini ateşe verdi. Doğu Bayazıt Iğdır Karayolu'nun 23. kilometresinde Ağrı Dağı'ndan karayoluna indikleri sanılan PKK'lı bir grup, Iğdır'dan Van'a hazır beton almaya giden özel bir firmaya ait beton mikserini durdurdu. PKK'lılar sürücüyü indirdi, aracı benzin dökerek ateşe verdi. Jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken yangına Toma ile müdahale edildi. Beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Adana'da uyuşturucu krizine giren madde bağımlısı bir kişi 70 yaşındaki annesini döverek evden kovdu. Daha sonra evi ateşe veren şahıs mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Adana'da İstiklal Mahallesi'nde oturan Serdar Tokgezer, uyuşturucu madde bağımlılığı, adam yaralama ve saldırganlık suçlarından 10 yıl hapis cezası aldı. 7 yıl yatıp bir ay önce de tahliye oldu. Tokgezer bugün öğle saatlerinde uyuşturucu krizine girince emekli annesi Yıldız Akbaba'dan para istedi. Emekli maaşının bittiğini söyleyen Akbaba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Annesini dövüp kendine zarar veren Serdar Tokgezer kapıyı kilitleyip evdeki eşyayı ateşe verdi. Annesini de evden dışarı attı. Kavga ve yangın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakta toplanan ekipleri gören Serdar Tokgezer dağılmalarını istedi. Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonrasında kapıyı açan madde bağımlısı şahıs teslim oldu. Oğlunun uyuşturucu yüzünden saldırdığını söyleyen anne Yıldız Akbaba, dayısını öldüreceğini, beni öldüreceğini söyleyerek tehdit ediyor. Sürekli krize giriyor. Artık bıktım diyerek sitem etti. Çorum'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpışmasıyla 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir trafik kazası sonrası ortalık bu hale geldi. Ankara istikametine giden otomobil bölünmüş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti ve Yavuz Ergül idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Ergül ile birlikte 66 yaşındaki Elvan Ergül, 37 yaşındaki Gürcan Ergül ve diğer otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Tolga Han'la 16 yaşındaki Batuhan Ergül de ağır yaralandı. Acı içinde ambulansa alındılar. Hatay'ın Samandağ ilçesinde annesi çamaşır sermeye giden 10 aylık bebek, emekleyerek gittiği banyoda su dolu kovanın içine düşüp boğularak hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Seher Aslan, yıkadığı çamaşırları makineden çıkarıp asmak için dışarı çıktı. Bu arada 10 aylık bebeği Duygu Aslan'ı da yatak odasında oynaması için yere bıraktı. Duygu bebek de bu esnada emekleyerek kapısı açık olan banyoya girdi ve su dolu kovayla oynamaya başladı. Bir süre sonra kovanın içine düşen Duygu bebek oradan bir daha çıkamadı. Anne çamaşırları serip geldiğinde ise evladının başı aşağı şekilde kovanın içinde olduğunu gördü. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı. Adana'da ise bu kez başka küçük bir çocuk kiraz sapından dolayı hayatını kaybediyordu. Son anda kurtarıldı.
Kiraz sapı 2 aylık bebeği öldürüyordu. Annesinin emzirip uyuttuğu 2 aylık bebeğe kardeşi kiraz verdi. Bebek de kirazı sapıyla birlikte yuttu. Kirazın sapı nefes borusunu tıkayan bebek nefessiz kalıp bir süre sonra bayıldı. Yolda da kalbi durdu. Hava yolunu tıkayıp solunumu durup kısa bir süre kalbi durmuştu. Geldiği hastanede gerekli olan müdahaleler yapıldıktan sonra bize sevk edildi. Yabancı cisim ilgili yerden çıkartılıyor. Çıkardıktan sonra solunum yoluna bir tüp yerleştiriliyor. Yerleştirdikten sonra da hastaya tekrar yabancı cisim yönünden bir cihazla bakıldı. O cihazla bakıldıktan sonra herhangi bir yabancı cisim görmedik ama kalbi durduğu için soğutma tedavisi kısa bir süre uygulandı ama genel durum ve kliniği çok hızlı toparladı ve birkaç gün sonra da solunum cihazından çıkartıp çocuk hayata döndü. Minik Efe yeniden hayata döndü. Önce makineye bağlı yaşayan Efe bebek şimdi makineden de çıkartılarak yoğun bakımda tutuluyor. Efe bebek birkaç gün içinde de servise alınacak. Bugün talihsiz kazalar sonucu yaşanan çocuk ölümleri son bulmadı ne yazık ki. Çanakkale'den de feci bir haber geldi. Kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Hasret hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam saatlerinde yolda yürüdükleri sırada annesinin elinden kurtulan 4 yaşındaki Hasret, geri manevra yapan Yüksel Alacaoğlu yönetimindeki kamyonetin altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkartılan minik Hasret'i, baba Ali İnce yaklaşık 500 metre mesafedeki Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kucağında taşıyarak götürdü. Yapılan ilk müdahale sonrası minik Hasret ambulans helikopterle Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada da yapılan müdahaleler yetersiz kaldı, Hasret kurtarılamadı. Haberi alan acılı annenin feryatları yürekleri dağladı, gözyaşları sel oldu. Çocuğu ezdiğini fark ederek fenalaşan ve kalp spazmı geçirdiği belirlenen sürücü de hastaneye kaldırıldı. Van'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 101 kaçak göçmen vadide mahsur kaldı. Yardımlarına askerler yetişti. Türkiye-İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale 4. Hudut Tabur Komutanlığı Sualtı Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri termal kameralarla keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında bir grubun yurda izinsiz girdiğini belirledi. Kaçakların sınır hattında bir vadide mahsur kaldığı tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenlendi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 6 kadınla 6'sı çocuk 101 sığınmacı bölgeden alındı. Kaçaklara yemek, çay ve süt verildi. Selamun aleyküm. Türkiye'de çokça tartışılan polis şiddetine dünyanın her yerinde rastlıyoruz. Aradaki fark yaptırımlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda rekor bir ceza verildi. ABD'nin New York kentinin Brooklyn semtinde açık paketten taneyle sigara sattığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istenirken polisin uyguladığı şiddet sonucu yaşamını yitiren siyahi Eric Garner'ın ailesine 5.9 milyon dolar ödenmesine karar verildi. Eric Garner'a kelepçe vurmaya çalışan polisin Garner'a kafa kol çekerek ölümüne yol açan olayın görüntülerinin sosyal medya ve TV kanallarında yayınlanmasının ardından ABD genelinde "Nefes alamıyorum" temalı protestolar yapılmıştı. Yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen olayın ardından Eric Garner'ın ölümüne yol açan polis memurları hakkında görevlerini yerine getirdikleri gerekçesiyle işlem yapılmamıştı. Rize'de üretilen stevia yani şeker otu bitkisi asrın bitkisi oldu. Bitkinin içerdiği eşsiz özellikler ise izleyenleri şaşırtacak cinsten. Sıfır kalori, sıfır protein. Ayrıca şekerdeki hiçbir zararlı etkiyi de bünyesinde barındırmıyor. Asrın bitkisi stevia. Şekere göre yaprak olarak şekerden çok daha tatlı, 15-20 kat daha tatlı. Fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra ise 300-400 kat daha tatlı. Ama sıfır kalorisi olan, sıfır proteini olan, ihtiva ettiği o zararları hiç bünyesinde bulundurmayan çok mucizevi bir bitki, asrın bitkisi. Bu bitkinin ana vatanı Güney Amerika, Arjantin, Paraguay.
Orada yerliler Kızılderililer buna şekerotu, ballı yaprak gibi isimler veriyorlar. Stevia Latincesi. Rize'de deneme üretimine başlanan dünya tarım sektörünün asrın bitkisi olarak adlandırdığı stevia bitkisi olumlu sonuç verdi. Stevia'mız 3. yaşını şu anda yaşıyor, 3. yılında. 3. yılında da topraktan başarılı bir şekilde çıktı. Bundan sonraki aşamalar tabii ki fabrikasyon aşaması ve dünya pazarlarına yönelik çalışmalardır. Bütün bu çalışmalar, bu deneme çalışmaları, araştırma çalışmaları bittikten sonra inşallah nihai adımlarımızı atacağız. Bitkinin ilerleyen yıllarda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen şekerin yerini alacağı tahmin ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın İstanbul ve Afyonkarahisar'daki istasyonlarda kuluçka makinesiyle üretilen sülün ve keklikler doğaya uyum sağlamaları için Bursa'nın Karacabey ilçesindeki merkezde Gurk tavuklarla büyütülüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın doğaya salmak için kuluçka makineleriyle İstanbul'da ürettiği sülünle Afyonkarahisar'da ürettiği kekliklerdeki en büyük sorun bu hayvanların doğal ortamda kendilerini savunmayı bilmeyip içgüdüyle hareket etmeleri. Bakanlık bu sorunu dünyaya getirdiği civcivlerine 4-5 hafta boyunca yem bulma ve savunmayı öğreten Gurk tavuklarıyla çözdü. Bakanlık Bursa İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karacabey Ova Korusu'ndaki Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'nde Gurk Tavuk altında keklik ve sülün üretim projesini uygulamaya koydu. Kahramanmaraş ve Bursa illeri başta olmak üzere pilot bölge seçildi. Bu uygulamana da başlandı. Şu anda 2 tane Gurk Tavuğumuz var. Bir tanesinde işte 20 tane sülün yumurtası mevcut. 21 gün sonra çıkacak olan civcivler tavuk tarafından bakılacak. Tavuk tarafından işte bu hayvanların yeme içme faaliyetleri öğretilecek ve dıştan gelecek tehlikelere karşı korunma içgüdülerinde tavuk tarafından öğretilmesine çalışılacak. Bu pilot bir çalışma olduğu için tamamen deneme amaçlı bir Ar-Ge çalışması da diyebiliriz. Eğer başarılı olursa Türkiye'deki bulunan 7 tane üretim istasyonlarımızda bu olay yaygınlaştırılıp ilerleyen yıllarda geniş çaplı olarak uygulanılacak. Bursa'da bir yıl içerisinde 10 bin sülün ve keklik yetiştirilmesi planlanıyor. Yine bir çevre eylemi bu kez İzmir'de. Çevreciler ve köylüler rüzgar elektrik santrali projesinin toplantısını protestoyla önledi. Ancak çevrecilerin protestolarına karşılık RES'te çalışan işçiler ellerinde RES'i onaylayan pankartlar taşıyınca ortalık karıştı. İzmir'in Karaburun ilçesinde 166 türbin direkli rüzgar elektrik santrali projesinin ilk 47 türbinini yapan Lodos firması kalan bölümleri tamamlamak için köylülerle toplantı yapmaya hazırlandı. Gerek yayla köyü sakinlerinin gerekse çevrecilerin davaları sonrasında mahkemenin firmanın proje lisansını iptal etmesine ve 47 türbinin de çalışmasının durdurulmasına karar vermesine rağmen firmanın ısrarcı olması köylüleri kızdırdı. Yeşil enerji evet, buna da evet diyoruz. Arkadaşlar, ama biz bunun planlı yapılmasını istiyoruz. Yani doğanın ekolojik dengesini bozacak, gelecek nesillerimizi zan altında bırakacak, doğal yaşamın kaidelerini bozacak, yok edilecek bazı hayvan türleri, bitki türlerinin engellenmesi adına bu yoğunluğun azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. 50 tane türbin kurdum. Burada doğal yaşam ve insanların yaşamı, keçiler, zeytinler, her şey mahvoldu. Yani projelere karşı değiliz ama görüyorsunuz durumu. Köyün içerisine kadar RES dikilir mi? Yeni dikecek 47 direkt daha yakın köye. Hiçbir insana düşünülmüyor. Çevreciler katılımcı olmadıklarını göstermek için sandalyeleri toplayıp alanı boşalttı. Projeyi protesto edip bunun adı temiz enerji değil talan pankartı açtı. Firma çalışanları ise caminin duvarına RES'e evet pankartı astı. Arbede çıktı. Olayları yatıştırmaya çalışan CHP milletvekili Taceddin Bayır da arbedenin ortasında kaldı. Karaburun'da RES'e evet diyenler durumu işsizlikle açıkladı. Yeşil enerjiyi savunuyorum tabii ki. Kocalarımıza iş sahası açıldı, sigortalı. Bu seneye kadar burada hiçbir gelir getirmiyor. Şimdi hiç değilse bu şeyler birkaç arkadaş ekmek yiyor.
Gerekli koşulların oluşmaması nedeniyle toplantı bitirildi. Minareli Çavuş Meydanı'na kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi bölgede çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediyesi Minareli Çavuş Mahallesi'ne de meydan kazandırıyor. Bursa Organize Sanayi ve Nilüfer Organize Sanayi bölgelerinin kesişme noktasında bulunması nedeniyle yoğun araç trafiğinin yaşandığı Minareli Çavuş Mahallesi'nde meydan çalışmalarına başlandı. Minareli Çavuş Mahallemizin çevresindeki çevre yolları, Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Sanayisi ve Özce Bölgesi'ni geçit bölgesine bağlayan yollarımız bir yandan tamamlanırken, bir yandan da Minareli Çavuş Mahallemizin merkezinde heykelsel tasarım projeleri gerçekleştiriyoruz. Buraya rekreasyon alanı ve meydan kazandırmış oluyoruz. Burada 5 adet bina yıkıldı ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından kamulaştırması yapılan bu binalar yıkımı da şu anda tamamlanmak üzere. Bu 5 binanın yıkımıyla birlikte burada güzel bir alan, tam hakim bir tepede, her zaman rüzgarın estiği ve güzel bir iklim bulunduğu Minareli Çavuş'ta bu merkezde cami çevresinde güzel bir düzenleme yapacağız. 10 bin metrekare alan, meydan, yeşil alan düzenlemesi ve rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Bölgemize de, Nilüfer ilçemizin kalbinde, Minareli Çavuş mahallemize de, bölgeye de büyük değer katacak ve bölgeye yakışacak. İnsanların nefes aldığı, toplandığı, güzel vakit geçirdiği güzel bir alan olacak. Tömer'in ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Kritik Diller Bursu programı kapsamında Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü tanımak için Amerika'dan Bursa'ya gelen Rain Jerry bakın neler neler yapıyor. Fatih Ögün dedesiyle oyuncak dükkanının gelmişti. Amerikalı Rain Jerry Türkçe öğrenmek için geldi Bursa'ya. Aferin. Bir ay boyunca kaldığı ailenin yanında öğrenmek adına deneyip yapmadığı şey ise kalmadı. O aynı zamanda Türklerin gelenek ve göreneklerine de merak sardı. Önlüğünü giyip mantı açtı. Aferin, aferin, aferin. Bastır, bastır. Bıçağı bastır. Oldu bak. Aferin. Bağlama çalmayı öğrenip türküler söyledi. Rain ayrıca evin 4 yaşındaki ikizleri Ece ve Tuğçe ise abilik yapmaya başladı. Fatih o gün dedesiyle oyuncak dükkanının gelmişti. Dedesi ona oyuncak alacaktı. Evin annesi Neslihan Delen ise hem Rain'in hem de kendilerinin gelişimine katkı sağlayan bu programdan oldukça memnun. Her gelen öğrencimizle çok güzel dostluklar kuruyoruz. 2 ay burada kalıyorlar. Dediğiniz gibi evinizi paylaşıyorsunuz, mutfağınızı paylaşıyorsunuz, yemek kültürünüzü, hasta olduğunda, yeri geldiğinde başında bekliyorsunuz. Ve her şeyden önce aile bireylerinizi paylaşıyorsunuz, kızlarınızı paylaşıyorsunuz. Ayrı dünyaları tek mekanda, tek ortamda birleştirmiş oluyoruz. Çok meraklı. Ne yapıyorsan ne pişiriyorsun diye soruyor. İçindeki ne diyor? Devamlı sorar. Ben de anlatırım. İçindeki patlıcan, soğan ne var içinde der. Yemeklerin isimlerini sorar. Ben de söylerim. Henüz 4 haftadır Bursa'da yaşayan Rain de öyle. Mantı yapmak çok zor. Zordur. Ama güzel. Çok yemek yedik. Mantı, köfte, zeytinyağı, fasulye, Türk kahvaltı en sevdiğim. Çok güzel bir aile. En tatlı aile. Bu haberle bülteni sonlandırıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.